Herkese merhabalar. Beşinci sınıf sosyal bilgiler birinci yazılı programımıza başlıyoruz. Tonguç'um hazır mısın? Hazır hocam. Hiç endişelenmene gerek yok. Birazdan seninle birlikte mükemmel bir şekilde hem konularımızı özetleyeceğiz... ...hem de ardından da konu özetlerimizden sonra ne yapacağız Tonguç'um? Süper sorular çözeceğiz. Aynen dediğin gibi süper sorular çözeceğiz. Bak burada ititleri, frigleri, lidyalıları, sümerleri, babilleri... ...önce güzel bir şekilde özetleyeceğiz Tonguç'um. Yazılımıza güzelce çalışacağız. Ardından da senin için harika sorularımız var. O soruları beraber çözeceğiz. Burada her biriyle alakalı hem birey ve toplum ünitesinde hem de kültür ve miras ünitesinde süper sorular hazırladık. Tabi yazılı kampımız gümbür gümbür devam ediyor. Hepsini izledim hocam. Aferin hepsini izlemiş olman çok güzel bir şey. Matematik Türkçe fen. Şimdi sosyal geldi. Tabii sen aynı zamanda ekranları başındaki arkadaşlarımıza da bunu söylemek istiyorum. Birinci dönem yazılı notlarını mutlaka almalısınız arkadaşlar. Çünkü hem birinci yazılıda hem de ikinci yazılıda tüm derslerde kullanabileceğiniz bu notlar tüm derslerde size çok ciddi yardımcı olacak. Mesela sosyal bilgiler kısmını açmak istiyorum şurada. Şöyle açalım bak. Birinci dönem birinci yazılı. Önce kavramları veriyoruz. Ardından bazı özet anlatımlar var. yazılıda çıkacak kısımlar var. Sonrasında yine hoca sorar bölümleri. Yine aynı şekilde renkli resimli başkentler, diniyle, dini yapıları, ekonomik yapıları her birini güzel güzel özetledik. Buradan güzel güzel çalışıyoruz Tonguç'um. Burada şu çok önemli. Yazılı notlarına çalışırken mutlaka mutlaka öğretmenin de sosyal bilgiler dersinde sınıfta yazdırdıklarını mutlaka bilmelisin. Ve aynı zamanda Dinamo Set'ten de yazılı provalarını çalışabilirsin. Hatta burada göstereyim bak Dinamo Set'in içerisinde. Nerede? Şöyle gösterelim. Dinamo içerisinde sosyal bilgiler kısmında biliyorsun yazılı ödevlerini vermiyorduk. Hep diyorduk ki yazılı ödevlerini sonra veririz diyorduk. Ödevi şimdi mi vereceksiniz hocam? Evet şimdi veriyorum Tonguç'um. Hemen burada mesela bak yazılı hazırlanan kısımları var birey ve toplumda. Burada da yine takıldığın soru olursa birey ve toplum ünitesinde mesela kare kodu okutarak soruların çözümünü izleyebilirsin. Tonguç evladım benim. Tamam. O zaman şimdi hep beraber intromuz girsin ve yazılı provamız başlasın. <laughs> Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki birinci yazılıda birey ve toplum konusunda mutlaka sorumluyuz. Hocamız buradan mutlaka yüzde yüz sorular soracak. Burayı birazdan özetleyeceğim sizlere. Kültüre miras konusunda ise eğer ilerlediyseniz konunun sonuna kadar geldiyseniz tüm hepsinden sorumlusunuz. Ama belki hocanız belli bir kısmına kadar gelmiştir. Hepsini tamamlamayabilir. Şimdi öncelikle birinci dönem birinci yazılı konularında bu konuyla alakalı çok güzel sorularımız var. Birey nedir, rol nedir, hak nedir, sorumluluk nedir bunları güzel güzel göreceğiz. Hatta bence direkt şöyle yapalım. Bu konuyu sorularla gösterelim. Şurada e, ...direkt bilgiden ziyade sorularla ilerleyelim ve bir yapmaya çalışalım. Sizler de ekranları başınızda takıldığınız soru olursa mutlaka mutlaka bu konuyla alakalı videolarımızı bir kez daha izleyeyim. Şimdi hep beraber dolduruyoruz Songuç'um. Hazır mısın Songuç'um? Hazırım hocam. Tamam süpersin. Şimdi diyor ki tarih, coğrafya, ekonomi, vatandaşlık ve hukukla ilgili konular içeren bir derstir diyor. Bu dersimiz hangi ders Songuç'um? Sosyal bilgiler hocam. Aynen sosyal bilgiler dersindeyiz. O zaman ben de buraya senin verdiğin cevabı yazıyorum. İlk soruyu doğru yaptın tebrik ediyorum ekranları başındaki arkadaşlar da doğru yaptılarsa harika. Devam ediyoruz. Aynı toprak tabi burada şöyle bir şey yapın arkadaşlar bu tarz sorularda. Bunu yazdıktan sonra bu yazdığınızı eleyin ki rahat rahat diğerlerinin arasından seçebilirsiniz. Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere biz ne diyoruz? Vatandaş diyoruz. Harikasın Tonguç'um süpersin hemen bu cevabı da yazıyorum. Vatandaş diye yazdık tamam çok güzel. Vatandaşı da buradan eleyelim. Etkin vatandaş nokta nokta ve kurallara her zaman uyar diyor. Şimdi vatandaş Birleşmiş Milletler'e uyar anlamsız. Kurumlara uyar, haklara uyar, özgürlüklere uyar. Ee, ne diyebiliriz mesela? Kanunlara uyar diyebilir miyiz Songuç'um? Evet diyebiliriz hocam. Harikasın o zaman yazıyorum. Kanunlara ve kurallara her zaman uyar. Süpersin. Ortaya çıkan, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü duruma... ...her türlü duruma, bu arada kanunları eleyelim. Her türlü duruma ne diyebiliriz bakalım. Birleşmiş Milletler, kurum, hak, özgürlük, birey. Olay denir hocam. Süpersin Tonguç'um gerçekten çok iyisin. Olay diyebiliriz. Olay gerçekten olmaktan olay. Bir şey oluyor mesela. ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü şeye biz olay diyoruz. Mesela şu anda bizim yaptığımız ders bile bir olay. Olayların birden fazla nedeni ya da sonucunun olmasına ise çok boyutluluk diyoruz. O zaman şu olayı çizdim. Çok boyutluluk. Mesela Allah korusun bir trafik kazası olsa... Bunun birden fazla nedeni ve birden fazla sonucu olabiliyor. Dolayısıyla bu olayın çok boyutlu oluyor. Bireyin ait olduğu grup ve kurumlarda üstlendiği görevlere ise biz rol diyoruz. Sen ne rolündesin Tonguç'um? Öğrenci. Çok güzel. Öğrenci rolündesin ve senin bu öğrenci rolüne bağlı olarak belli sorumlulukların var. Mesela ödevlerini yapmalısın, okuluna zamanda gitmelisin. Senin şu anda bu dersteki rolün öğrencilik ama mesela arkadaşlarınla oynarken arkadaş rolünü oluyorsun. Şimdi yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlara biz hak diyoruz. Burada hakkı hemen şöyle çizelim orada rolü bitirdik, hakkı bitirelim. Hepimizin hakları var. Mesela senin en doğal hakkın nedir Tonguç'um? Minecraft oynamak hocam. Evet, o doğal bir hakkın. Minecraft oynayabilirsin, sıkıntı yok ya da başka oyunlar da oynayabilirsin ama en doğal hakkın eğitim alma hakkın var, yaşam hakkın var, işte barınma hakkın var. Birçok hakkı var. Oyun oynama hakkın var. Bunlar senin en doğal hakların. Birilerinin yaptığı davranışların sonuçlarının üstlenmesine ise biz sorumluluk diyoruz. Sorumluluk. Yani bizler ee, belli haklarımız var ama belli de sorumluluklarımız var. Mesela benim belli haklarım var öğretmen olarak ama aynı zamanda sorumluluklarım da var. Dersi güzel anlatmalıyım, öğrenciler iyi anlamalı, işte derse zamanında gelmeliyim, bunun gibi. 20 Kasım 1989'da nokta nokta çocuk haklarına dair sözleşmeyi kabul etmiştir. Sence buradakilerden hangisi sözleşmeyi kabul etmiş olabilir Tonguç'um? Bilemedim hocam. Tamam bilememiş olabilirsin söyleyeyim. Birleşmiş Milletler bak Birleşmiş Milletler buraya yazıyorum. Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmeyi kabul ediyor. Birleşmiş Milletleri de eledik. En sonuncusu ne oldu? Çocuk haklarının korunmasından dünyada UNICEF sorumludur diyoruz. Evet şimdi doğru ve yanlış kısmına geldik. Biraz da buna bakalım Tonguç'um. Diyor ki toplumu oluşturan insanlardan her birine birey denir. Doğru mu yanlış mı sence Tonguç'um bu? Doğru hocam. Harikasın. Okul bireyin katıldığı ilk sosyal gruptur diyor. İlk sosyal grup. Bu sence doğru mu? Doğru. Hayır senin ilk katıldığın grup aileyi Tongucu um. buna yanlış diyorum. Okul bireyin katıldığı ilk sosyal grup diyor ya burayı çiziyorum aile. Okul gerçekten çok güzel çok önemli bir grup ama bir insanın bir öğrencinin ya da daha doğrusu bir kişinin katıldığı ilk grup aile. Annesinden doğuyor annesinin karnından ne yapıyor? Bınga, bınga. Aynen bebek gibi ağlıyor ve ardından da e, ilk katıldığı grup aile olmuş oluyor. Annesiyle babasıyla beraber hayata başlıyor. Bireyin bir grup içinde farklı rolleri olabilir diyor. Gerçekten de bizim okulda e, farklı farklı rollerimiz olabiliyor. Dolayısıyla burada doğru diyebiliriz. 18 yaşına kadar her birey çocuk sayılır diyor. 18 yaşına kadar her birey gerçekten de çocuk sayılıyor. O zaman ben çocuğum siz değilsiniz hocam. Evet dolayısıyla sen bir çocuksun Tonguç'um tebrik ediyorum seni. Evet ben de çocuk değilim çünkü ben artık 18 yaşını geçtim haklısın. Keşke ben de çocuk olsaydım sizler gibi çocuk olmayı çok isterdim. Şimdi çocuk haklarının korunmasından ülkemizde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı sorumludur. Bu yanlış Tonguç'um. Bunun doğrusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olacak. Hemen yazıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bunun doğrusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Süper. Şimdi diğer konularımıza geldiğimiz için ben şöyle birazcık özetlere devam edeceğim. Tabi bu arada bu konuyla alakalı başka sorularımız da var Tonguç'um. Mesela diyelim ki Şurada mesela bak çok boyutlulukla alakalı güzel bir sorumuz var. Onu yapalım mesela. Ekranları başındaki arkadaşlarımız da mutlaka bizlerle beraber cevaplasınlar. Eksikleri varsa mutlaka öğretmenlerin notlarından, yazı notlarından çalışsınlar. Hadi bakalım. Şimdi çevre kirliliğinin nedenleri demiş. Fabrikaların çevreye bıraktığı atıklar, kentsel katı atıklar ve çöpler, çarpık kentleşme ve ters altı bir imkanları. Şimdi verilen olay ve nedenleri birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır diyor. Olayların meydana gelmesine birçok neden etkili olabilir. Sence bu olabilir mi Zonguk'cum? Evet hocam. Evet mantıklı bir Bunun yanına bir şart koyalım ama diğer seçenekleri de mutlaka okuyacağız. Olayların birçoğu bölgesel niteliktedir. Böyle bir şeyden bahsetmedi. Her olayın birçok sonucu vardır. Evet her olayın birçok sonucu vardır ama burada nedenlerden bahsetti. Yani her olayın birçok sonucu vardır. Birçok da nedeni vardır. Burada nedenlerden bahsetti. O yüzden bunu deliyorum. İnsanlar bir olaydan farklı şekillerde etkilenebilirler. Bu da doğru ama burada bundan bahsetmedi. Resmen Türkçe paragraf sorusu gibi cevabımız A seçeneği diyebiliriz. Şimdi gelelim başka bir konu. Gene hak ve sorumluluk alakalı kısmam. Şimdi senin en doğal hakkı neydi Tonguç'u? Yaşama, barınma, eğitim hakkı. Evet yaşama hakkım var. işte barınma hakkım var, yemek yeme hakkın var. Eğitim alma hakkım var, oyun oynama hakkım var. Çok güzel. Ve sorumluluklarımız var. Senin en büyük sorumluluğun nedir? Yazılıya çalışmak. Yok, en büyük sorumluluğun yazılıya çalışmak değil de tabii ki o da güzel bir sorumluluk. Hakikaten oturup yazı notlarına yazılıya çalışmak güzel bir şey olur. Ama hani derslerine çalışmak olabilir ya da işte büyüklerine saygı duymak, e, küçüklerini sevmek olabilir. Neyse şimdi bakalım. Verilen örneklerin başındaki numaraları ilgili olduğu kavramın altına yazınız demiş. Şimdi Sağlık hizmetlerinden yararlanmak bir haktır. Bak bu bir ödev değil, bir hak. O zaman buraya bir yazıyorum. Askere gitmek ise bir görevdir, bir ödevdir. Her Türk erkek çocuğu belli bir yaşa geldikten sonra eğitimini tamamladıktan sonra askere gitmekle görevlidir, sorumludur. Dolayısıyla bu iki bu tarafa geçmesi lazım. Eğitim almak bizim hakkımızdır. Eğitim almalıyız. Üçü buraya yazıyorum. Ödevlerimizi yapmak nedir Tonguç'um? Sorumluluktur hocam. Mükemmelsin. O zaman buraya sorumluluk kısmına yazıyorum. Tebrik ederim seni. Vergi vermek, vergi vermek de bir sorumluluktur aynı ödevlerimizi yapmak nasıl sorumluluksa vergi vermek de sorumluluktur. Çok güzel. Temiz bir çevrede yaşamak ise en doğal hakkımızdır. Hepimiz temiz bir çevrede yaşamak isteriz. O yüzden buraya altı yazıyorum. Düşüncelerimizi ifade etmek sence nedir Tonguç'um? Sorumluluğumuzdur. Hayır sorumluluk değil bilemedin. Düşüncelerimizi ifade etmek haktır. Çünkü düşüncelerimizi ifade etmek bir görev değil ki. İstersek bunu yaparız istersek yapmayız. Ama askere gitmek, işte ödevlerimizi yapmak, vergi vermek bunlar birer sorumluluktur ama düşüncelerimizi ifade etmek haktır. Şimdi geldik başka bir konuya. Daha doğrusu başka bir soruya. Diyor ki bu madde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir diyor. Madde 2. Çocuk hakları bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz diyor. Şimdi hiçbir çocuğa ayrım yapılmıyorsa bu sence Tonguç'um eşitlikle mi alakalı, özgürlükle mi alakalı, sorumlulukla mı alakalı, adaletle mi alakalı? Eşitlikle alakalı. Harikasın Tonguç'um, tebrik ediyorum seni. Gerçekten ekranların başındaki arkadaşları da tebrik ediyorum. Ayrım yapılmıyorsa eşitlik var demektir. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi, o zaman yazılımımızdaki ikinci kısma yani ikinci üniteye geçmek istiyorum artık. Çünkü birinci üniteyle alakalı bayağı sorular çözdük. Güzel güzel pekiştirmiş olduk, sorularla pekiştirdik. Şimdi e, bu en son e, ikinci kısımda göreceğimiz kısma bakalım. Yani e, uygarlıkları öğreniyorum kısmına bakalım. Şimdi uygarlıkları öğreniyorum kısmında Tonguç'um. Biliyorsun bir Anadolu uygarlıkları var. Bir de Mezopotamya uygarlıkları var. Mezopotamya neresi Tonguç'um? Fırat ve Dicle nehirlerinin arası. Harikasın. Gerçekten alkışlıyorum seni. Bu çok önemli bir bilgidir arkadaşlar. Yazıldığınızda mutlaka hocanız bunu sorar. Mezopotamya neresidir diyebilir. Sizler de Fırat ve Dicle nehirleri arası diyeceksiniz. Bu bir. Şimdi Mezopotamya'da Asurlar var. Babiller var. Sümerler var. O zaman bunları... Bas diye kodlayabiliriz bak bas. Yani Babil, Asur, Sümer. Hatta bunu şöyle birleştirip Basur diye yapabiliriz Basur. Şimdi buraya bakalım. Anadolu'daki uygarlıklara baktığımızda ise Frigler var, Lidyalılar var, İyonlar var, e, Urartular var, Hititler var. Bunları da şöyle kodlayalım Anadolu uygarlıklarında. Frigler, İyonlar, Lidyalılar, Hititler, Urartular. Yani Filhu diye kodlayabiliriz. O zaman Mezopotamya uygarlıklarını Bas diye kodluyoruz veya Bağsurlar diye. Anadolu uygarlıklarını ise Filhu diye kod diyebiliriz. Bunları da hocanız sorabilir. dikkat olmanız lazım. Şimdi yazılı da bu kısımdan mutlaka soru çıkacak. O yüzden şimdi detaylı bir konu anlatımına giriyoruz. Birincisi, şimdi Filhu neydi? Anadolu uygarlıklarıydı. Filhu diye yazıyorum. Şimdi filimizi hatta şöyle çizelim. Güzel bir fil çizelim. Bunu derse de böyle anlatmış hatırlarsan Tonguç'um. Filimizin bacakları olsun. Filimizin en önemli kısmı neresi? Hortumu hocam. Hortumu. İşte Hortumun H'si Hititlerle başlıyorum. Gerçekten de Filhuda'da en büyük uygarlık Hititler. Yani sınavda sana muhtemelen Hititlerden soru gelecek. O yüzden Filin Hortumun H'yi unutma. Hititler tamam mı? Şimdi Hititlerin başkenti Hatuşaş. Bugünkü Çorum. Yönetimine baktığımızda kral var tabii ki illaki. Bir de Tavananna var. Tavananna e, kraliçelerin annesi yani annesi. Tavananna e, kraliçe demek ve Tavananna'nın da yönetimde olması esasında kadına yönetimde yer verildiğini gösteriyor. Bir de Pankuş Meclisi var. O zaman Tavananna kimlerin anasıymış? Hititlerin hocam. Evet, Hititlerin anası. Yani Hititlerin kraliçesi. Anlaştık mı? Hititlerin kraliçesine böyle yazıyorum. Kraliçe yazıyorum. E kralın eşi. Tavananna yani Hititlerin anası Tavananna'dır ve kraliçedir. Pankuş Meclisi Bildiğimiz meclis. Burada me... Burada kuşlar mı var hocam? Hayır burada kuşlar falan yoktu. Normal insanlar var da yani pankuş meclisi. Burada da meclise danışarak hareket edebiliyor kral. Şimdi Hititlerin en önemli özelliği bin tanrı ile bir sürü tanrıları var. Tövbe estağfurullah. Kadeş anlaşması denen bir anlaşmaları var. Bunu Mısır'la yapacaklar ve Mısır'la kardeş olduk diyecekler. Diyecekler ki biz tarihteki ilk anlaşma bu. Mısırlarla ilk anlaşma yapıyor Hititler. Bir de anal adını verdikleri yıllıklar var. Hititler tanrıları var diye bir sürü. Bu tanrılarına hesap vermek için işte tanrım biz bugün bunu yaptık, bunu yaptık diye notlar alıyorlar, yıllıklar yapıyorlar. Bu yıllıkların da yanlış veya yalan olamayacağını düşünüyor tarihçiler. Çünkü bir insan tanrısına yani Allah'ına yalan söylemez. Yani Allah'ım bak ben bunları diyemez, yalan söyleyemez. O zaman yıllıklara muhtemelen doğruları yazmışlardır. O yüzden bunlar tarihi bir belge olabilir diye düşünüyor tarihçiler. O zaman anal denen yıllıkları var. Kadeş anlaşması var. Kardeş kardeş Mısır'la anlaşıyorlar. Tavanan'la Hitler'in anası yani kraliçesi bir de Pankuşte meclisleri var. Aslanlı kapı ve ivriz kabartmaları da yine Hititlere ait. Şimdi Filhun'un Hititler yani Hortum'unu bitirdik. Gelelim Frigler'e. Şimdi Frigler'de şuna dikkat edeceğiz sonuç herhalde benim. Frigler deyince aklımıza tarım gelecek. Bak tarım kelimesi çok çok önemli Hititler'de şey Frigler'de. Çünkü tarımla kafayı yiyorlar. Hatta e, burada Frigler'in diğer bir özelliği e, bereket tanrıları var mesela. Bereket tanrıları ee, bile hani tanrılarını bile tarım için yapıyorlar. Düşün. Gordion'da yaşıyorlar Ankara Polatlı'da. Krallık yönetiyorlar. Kral Midas var. Kulakları birazcık kepçe. O yüzden dalga geçiyorlar krallı ama adam kral sonuçta. Fibula denen çengelli iğneyi buluyorlar. Tapates denilen neyi buluyorlar? Patates kızartması. Patates kızartması değil. Ne Tapates dediğim şey bir kilim. Hani orada kilimler yapıyorlar. Ha Kibele işte e, bu bereket tanrıları. Kral Midas tümülüsü yani tümülüste Mezarlı Kral Midas'a Midas çok güzel bir mezarlık yapıyorlar. O zaman... ...Kibele... ...Tanrıları... ...şöyle yazıyorum parantez içinde... ...Bereket Tanrısı... ...Kibele, Bereket Tanrısı... ...Fibula, Çengelli İğneleri... ...Tapateste, Kilimleri. Tamam mı? Gelelim Lidyalılara. Lidyalıların en önemli özelliği neydi? Parayı bulmaları. Harikasını tebrik ediyorum. Lidyalılar parayı buluyorlar, parayı icat ediyorlar... ...ve bunu da ticaret sayesinde yapıyorlar. Günümüzdeki Manisa'ya denk geliyor, Sart'ta... ...ve... Böyle diyorlar ki ya biz bir kral yolundayız, güzel ticaret yapıyoruz ama böyle al gülüm ver gülüm olmaz. Biz parayı bulalım diyorlar ve parayı bulduktan sonra da gerçekten çok değişiyorlar. Gerçekten parayı bulunca herkes değişiyor hocam. Doğru parayı bulunca herkes değişiyor. Lidyalarda değişiyor. <laughs> Şaka tabii. Şimdi gelelim iyonlara. İyonlar da tam bir fen dersi. Bak böyle fen dersini aç şöyle. Fen dersinde böyle iyon kelimesini mutlaka görürsün. İyon, işte elektron falan böyle kelimeler vardı Hemen oradan aklına gelecek. Diyeceksin ki iyonlar, iyonlar... İsimleri bile fen gibi. O yüzden bu insanlar bilimde çok ilerliyor onlar Mesela bak dünyadaki ilk tarihçi Heredot. Önemli bir matematikçi olan Pisagor. İşte tıbbın kurucusu yani tıp biliminin kurucusu Hipokrat. Bunların hep, hepsi hep İyonlardan gelmiş. Yani adamlar resmen bilime çok önem veriyorlar. Belirli bir başkentleri yok. Şehir devletleri denilen polislerde yaşıyorlar. Polis günümüzde tabii ki bizi koruyan emniyet teşkilatının en değerli üyeleri. Ama Eskiden polis deyince aklına şehir devletleri gelecek. Efes, Milet, Foça ve İzmir'de şehir devletleri var. E, deniz ticareti yapıyorlar, kolonicilik yapıyorlar. Kolonicilik deniz ticareti demek. Yani şöyle düşün. Burada, şimdi onlar deniz kenarında ya, buralarda böyle gemileriyle dolaşıp ticaret yapıyorlar. Bu ticaretten kazandıkları paraları da zaten bilim insanlarına verecekler. Onlar da işte tıpta, geometride veyahut da tarihte ilerleyecekler. Çok değerli çalışmalar yapacaklar. Artemis Tapınağı, Efes Antik Kenti bunlara ait. Geldik Urartulara. Urartular da günümüzdeki Vandalar. Hatta başkentleri Tuşba denilen bir yer. Van. Merkezi krallık yönetiliyorlar. Oda mezarları var. Bu oda mezardan kastımız şu. E yani mezarlığın yanına adam öldüğü zaman mesela bir kişi öldü Urartular'da. Mezarın yanına her şeyini koyuyorlar. Laptopunu koyuyorlar, telefonunu koyuyorlar, şarj aletini koyuyorlar, her şey. O zaman laptop mu var hocam? Şaka tabii. O zaman öyle bir şey yok da ben espri olsun diye anlatıyorum. Yani düşünsene vefat ediyor bir insan. Telefonunu veriyorsun, şarj aletini veriyorsun. Halbuki toprağın altında bir şey yok ki. Toprağın altında hiçbir şey yok. E o zaman niye bunları koyuyor olabilirler sence? Manyak oldukları için. Hayır manyak oldukları için değil. Ahirete inanıyorlar. Yani ölümden sonraki yaşam. Yani ölü, oda mezarlar yapmaları ölümden sonraki yaşama inanç diyebiliriz. Yani sen eğer öldükten sonra hayatın olduğunu inanıyorsan yanına şarj aletini alırsın tabii ki. Telefonunu alırsın, kılıcını alırsın. Neyse işte espri yapıyorum. Her şeyini alırsın. Niye? Çünkü öldükten sonra beni ararlarsa diye yanına alıyorsun gibi düşün. İşte bu adamlar da ölülerini toprağa koyarlarken yanına kılıcını veriyorlar, ayakkabısını veriyorlar, elbisesini veriyorlar, eşyalarını veriyorlar. Abi adam öldü. Öldü ama öldükten sonra da yaşam var diyorlar. İşte mezarların oda şeklinde olması Urartuların öldükten sonra hayata inandıklarını gösteriyor. Van Kalesi ve Şamran denilen su kanalları önemli. Hocam burada bilmem gerekenler nedir? Bir sürü şey var. Hiç korkma Tonguç'um. Şimdi bunlardan en önemlilerini e, şöyle e, pembişle hatta kırmızıyla yanlarına nokta koyuyorum. Birincisi fil huyu bileceksin. Yani bunların Anadolu uygarlıklarının Frigler, İyonlar, Lidyalar, Hititler ve Urartlar olduğunu fil huyu bileceksin. Bu bir. Hititlerde tavananla kelimesi sorulabilir. Kadeş anlaşması kim yaptı sorulabilir. Anal yıllıkları sorulabilir. E, Friglerde Fibula sorulabilir yani bu çengelliğine... ve aynı zamanda Lidyalıların e, kral yolu ve parayı icat etmeleri sorulabilir. İyonlarda şu bilim insanlarını yapmaları sorulabilir. Urartuların da oda mezarlar yapması ve şamran su kanalları sorulabilir. Bunları bil. Ama işte başkenti neresiydi? Veyahut işte Efes Millet Foça İzmir'i tek tek say deme ihtimali hocanın biraz zayıf. Ama bu kırmızıyla yaptığım yerleri yüzde yüz bil yüzde yüz buradan sınavda sorulur. Zaten biz de yazılı notlarımızda bunlara detaylı bir şekilde sorulur diye uyarımızı yaptık. Geldik. Bağ surlara. yani Süme, şey Mezopotamya. Mezopotamya'daki uygarlıklar nelerdi? Babiller vardı, Asurlar vardı, bir de Sümerler vardı. Biz bunları Basurlar diye Asur'un kelimesini içinde bulduğu için Basur demiş. Basur ne demek hocam? Basur bir hastalık Tonguç'um. Çok önemli bir hastalık değil ama bir hastalık. Neyse. Şimdi gel bakalım. Komik bir, bir hastalık böyle insanlar ona gülüyor ben o yüzden öyle dedim. Şimdi Sümerler çok güzel. Sümerler en önemlisi buradakileri. Niye? Çünkü Sümerler yazıyı buluyor bak. Çivi yazısı. Yani yazıyı milattan önce 3200'de buluyorlar. Yani düşünsene Sümerlerden önce yazıyı bulan yok. Hiç kimse bulmamış yazıyı. Hocam peki nasıl iletişim kuruyorlardı? Konuşarak anlaşıyorlarmış. Ben de şaşırdım. Yani nasıl anlaşıyorlar diye güzel sordun ama konuşarak anlaşıyorlarmış. Hatta bu yazıyı bulmalarını sağlayan da böyle bir ziggurat denen bir şey var. Hatta o zigguratın sorusunu hazırladım. O zigguratı sana göstermek istiyorum şurada. Bak çok güzel bir sorumuz var. Nerede zigurat? Ha bak. Zigurat böyle bir şey Tonguç'um. Tamam mı? Zigguratın içine alt katına böyle mallarını koyuyorlar. Depo gibi kullanıyorlar. Üst katı okul olarak kullanırlar. Bir üst katta böyle e, so, cami gibi sohbet ettikleri yer, işte dua ettikleri yer. En üst katı ise rasathane yani gökyüzünü incelemek için kullanırlar. Dolayısıyla zigurat resmen çok önemli bir şey. Ve burada bu patateslerini, domateslerini buraya koydular ya, depoya sakladılar ya. Diyorlar ki işte atıyorum Tonguc'un üç tane patatesi var. İşte Ahmet'in iki tane patatesi var. Ali'nin bir tane patatesi var. İşte Zeynep'in dört tane patatesi var diye böyle işaretler koyarlarken zamanla çiviyle yazıyorlar da bunu. Yazıyı buluyorlar adamlar. Ve dünyada tarihin başlanmasını yani tarihin başlangıcını bu adamlar başlıyor. İlk çağ Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlar. Yani bak şöyle düşün. İlk çağ böyle başlar. Ortada sıfır var Hazreti İsa'nın doğumu. Ama Sümerlerin yazıyı bulmasından buraya kadar kısım ilk çağdır. Sonra kavimler göçü ve işte ee, İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethi ve Fransız İtalya'da gider. Dolayısıyla yazının icadından önceki döneme biz karanlık diyoruz. Bilmiyoruz. Tarih öncesi dönem. Bilmiyoruz ki yazı yok. Ama Sümerleri yazıyı bulmasından sonra artık yazı bulunmuş diyoruz. Yani yazı bulununca durumlar değişiyor. Şimdi bak hatta ziguratla alakalı sorumuzu hemen yapalım şimdi. Demiş ki görselde yer alan zigurat adlı yapının kullanım amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Şimdi astroloji gözlem yapılıyor. Yani buraya biz parantez içinde Rasathane demiştik zaten az önce. Rasathane. Yukarıdan gökyüzünün yıldızları gözlemliyorlar. Hani o zaman daha elektrik icat edilmediği için her yer kapkaranlık. Hani böyle köylere gidersen veya şehirler arası yolda böyle gökyüzüne bakarsan gökyüzü pırıl pırıldır. Her şey gözükür. Niye? Çünkü yıldızlar çok rahat gözlemlenebilir. İşte yıldızları gözlemliyorlar. İbadet yeri dua ediyorlar dedik zaten burada. Tamam. Ticaret merkezi söyledik mi? Söylemedik hocam. Evet. Burada da ticaret yapılmıyor. Gıdalar için depolarını da var. Aşağıda depo da var. Ama ticaret merkezi diyemeyiz. O yüzden cevabımız C. Şimdi geri dönüyorum konu anlatımına. Ne demiştik? Ee, Çivi yasını buluyorlar. Takvimi icat ediyorlar. Tekerleği buluyorlar. Gerçekten dünyada çok önemli bir icat. Tekerleği bulmak ne demek ya? Çelik jantı kim buldu hocam? Çelik jantı Türkler buluyor Tongucum. Tekerleği Sümerler buluyor ama çelik jantı biz Türkler buluyoruz. Yani bunu sormaz hoca çelik jantı kim buldu diye. Ama sen gerçekten espri olsun diye güzel bir soru sordun. Çelik jantı biz Türkler buluyoruz. Şaka bir yana tekerleği... Sümerler buluyor ve gerçekten çok önemli bir şey. Artık hareket etmeyi sağlayacaklar. Yani sadece atla değil bazen arabayla da hareket edebilecekler. Sonra Gılgamış destanları var. Ziguratları var. Burada çivi yazısı, takvim, tekerlek ve zigurat çok çok önemli. Sümerler'de belli bir başkent yok. Şehir devletleri var. Ur, Uruk, Lagash ve Erudu diye. Mezopotamya'dalar zaten. Sitelerinin başında yani bu şehir devletlerinin başında Patesi ya da Ensi adı verilen kralları var. Yani kralın adı patesi. Yani sen kral olsan adın patesi olsa ne yapardın? Hüngür hüngür ağlardım. Ben de ağlardım gerçekten. Ne iş yapıyorsunuz? Kralım isminiz ne? Patesi. <laughs> patesi olacağım ama yani patates diye kral olur mu diyorsun değil mi? Evet haklısın. Şimdi neyse devam edelim. Babiller ise Babil şehrindeler. Merkezi krallıkları var ve kralların ismi de Hamur abi. Peki Hamur abinin ismi neden Hamur abi biliyor musun? Günde 30 parça 20 simit 10 ekmek yiyormuş. Aynen bu yüzden Tonguç'um. Gerçekten de Hamur abinin hamura olan düşkünlüğü nedeniyle... ...abi resmen hamura döndün sen diye... ...hayır öyle bir şey yok Tonguç'um. Adamın adı Hamur abi öyle denk gelmiş. Hamur abi esasında kendisi hamur gibi ama kanunları çamur gibi. Çok sert, kısasa kısas. Yani böyle acayip sert bir adam. Adamına da Hamur abi ama tipini görsen altına yaparsın. Çok korkunç bir adam. Çünkü çok sert kanunları var. Babil Kulesi, Babil asma bahçeleri de buraydı. O zaman Babil'ler deyince aklımıza da e, Hamur abi kanunları gelecek. Sakın hamur abi deyince böyle ay çok tatlı yanaklarını sıkayım onu ne kadar tatlı falan diye düşünme. Çok sert bir adam kanunları onu söyleyelim. Asurlara geldiğimizde Ninova'da e, kütüphane yapacaklar. Ninova başkentleri. Merkezi krallık var. Karum ticaret merkezini yapıyorlar. Hatta Ankara'daki ilk ticaret merkezinin adı da Karum. Çünkü Ankara'ya, Kayseri'ye işte Anadolu'ya yazıyı bu adamlar getiriyor. Şimdi yazıyı ilk başta kim buldu? Sümerler buldu. Sümerler Asurlara öğretiyor. Asurlar da Anadolu'ya geliyor ve Anadolu'da işte burada Kültepe'de, Kayseri Kültepe'de ilk defa insanlar yazıyla tanışıyor. Dolayısıyla Mezopotamya uygarlıkları esasen Anadolu uygarlıklarından çok daha önce yazıya geçtikleri için çok daha ileriler. Yani biz diyoruz ya Hititler, Firikler, Lidyalılar. Ya geç kardeşim bu adamlar Sümerler yazıyı bulmuş yani. Sen neyle dans ediyorsun yani bir geç. Sümerler yazıyı bulup Asurlar öğretiyor. Asurlar da Anadolu'daki uygarlıkları öğretecek. Ve Anadolu'daki uygarlıklarda da wow diyecekler öğrendikleri yerlerden bir tanesi Karum denilen ticaret merkezleri. Ankara'daki ilk alışveriş merkezinin adı da Karum'dur. Oradan belki aklına tutabilirsin ya da tutmayabilirsin. Ticaret yapıyorlar orada. Ninova denen kütüphaneleri var. Peki burada neler çıkabilir bir daha gösterelim. Şimdi az önce kırmızıyla göstermiştik. Bu kısmını yüzde yüz kesin çıkar dikkat edin arkadaşlar. Sümerlerin yazıyı bulması, takvimi bulması, tekerleği bulması ve zigurat denilen tapınakları, işte rastlataneleri. Babillerin Hamurabi denilen kanunları yani Babillere ait Hamurabi kanunları. Asurların Ninova kütüphaneleri ve Anadolu'ya yazı öğretmeleri, Anadolu ya yazı götürmeleri çok çok önemli Tonguç'un um, buraya dikkat. Şimdi bununla alakalı biraz soru çözelim mi? Çözelim hocam. Tamam bakalım biraz madem öğrendiklerimiz boşa gitmesin. Şunlardan bayağı soru çözmüştük. Ah geldi buraya bak. Hadi bakalım hemen burayı pekiştirelim hep beraber. Şimdi aşağıda özellikleri verilen uygarlıkların ismini yazınız demiş. Kraliçelerine Tavananna denir. Kadeş anlaşmasını yapmışlardır. Anal yıllıklarını yazmışlardır. Kim bu Tonguç'um? Hititler hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum. Gerçekten hafızan çok güçlü. Hititler diyorum ve Hititlere eliyorum Çok güzel. Hititlerin anası yani kraliçeleri Tavan anaydı. Tamam. Şimdi en ünlü hükümdarı Kral Midas'tır. Kibele tanrı çağlarının Fibula en önemli icatlarıdır. Fibula dediğimiz çengelli iğneydi. Fibula deyince aklın karışabilir. Bunlar da ee, bak Kral Midas diyor. Fibula diyor. Kibele tanrı yani şeydi e, tarımdı. Dolayısıyla bunlar da Firigler. Çok güzel. Efes, Millet, Foça önemli şehir devletleri. Deniz ticareti yapıyorlar. Deniz kenarındalar bak yani. Efes, Millet hep deniz kenarı zaten. Hipokrat, tıp, Pisagor, matematik, geometri, Herodot, tarih bu dönemde yaşıyor. Yani o dönemde yaşamış. Böyle bilime çok önem veriyorlar. O zaman bilim deyince aklımıza ne geliyor Tonguç'um? İyonlar hocam. Muhteşemsin. Hemen buraya İyonlar yazıyorum. Süpersin, harikasın. Şimdi Asu yazmışlar. Asu'lar olacak bu. İyonları eledik. Frigleri de eledik. Devam ediyoruz. O da mezarları ünlü. Hani birileri vardı böyle e, mezarların içine cep telefonlarını koyuyorlardı, şarj aletlerini koyuyorlardı, eşyalarını, kılıçlarını, her şeylerini koyuyorlardı. Niye? Çünkü öldükten sonraki yaşama inanıyorlardı. Şamran adı verilen su kanalları kurmuşlardı. Bunlar da... Hatırlayamadım hocam. Tamam önemli değil. Hatırlayamamış olabilirsin. Urartular Tonguç'um. Urartular çok çok önemli. Parayı buluyorlardı. Parayı kim bulmuştu? Lidyalılar. Harikasın hemen yazalım. Lidyalılar, süpersin oğlumcuğum. Lidyalılar diyorum. Lidyalıları eledik, Urartları eledik. Sümerler var burada ama ismi yazıyorum. Kral yolu ile ticareti geliştiriyorlar. O zaman kral yolunu gördüğümüzde, parayı gördüğümüzde hemen diyeceğiz ki Lidyalılar. Devam edelim bu konu zevkli. Aşağıda verilen özellik ve uygarlıklara eşleştiniz demiş. Bir uygarlığa ait birden çok özellik de olabilir demiş. Bakalım şimdi. Babil, Sümer, Asur. Basurları yani Mezopotamya uygarlıklarına geldik. Bunların hepsi demek ki me zo, po, tam ya da... Çok güzel. Çiviyasın. Daha doğrusu yazıyı kimler bulmuştu? Sümerler. Süpersin. Süperler, Sümerler. Harikasın Tonguç'um. Onlar Sümer, sen de Süpersin. Tebrik ediyorum seni. Zigurat denilen, tapınak gibi duran şey neydi? Bak hatta burada bak. Zigurat, yine Sümerler'e ait. O yüzden buraya da yine Sümerler yazıyoruz. Mükemmelsin Tonguç'um. Hamur abi, hamur gibi bir tipi vardı. Sürekli poğaça yiyordu. Sürekli makarna yiyordu. Sürekli patates kartması ve sürekli kumpir yiyordu. Hamur gibi olmuştu. Ama kanunları sertti. Ve kısası kısas kanunları vardı Hamur abinin. Hangi devletteydi bu hatırlıyor musun? Babiller. Harikasın Tonguç'um. Zaten iki tane seçeneği var. Ben de sürekli harikasın diyorum sana ama. Yani Sümerler bitti zaten. Babiller kaldı geriye. Bir de Asurlar Babiller. Babiller, Babiller diye yazıyorum. İkisi de şeye ait. Hamur abi de onun sert kanunları da Babiller'e ait. Hamur abinin kendisi hamur yiyordu ama kanunları çok sertti. Karum dediğimiz alışveriş merkezinde yine Asurlar'a ait. Asurlar. Ve Ninova Kütüphanesi de Asurlar'a ait. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi. E, buraları yapmışız zaten. Tamam süper. Çok güzel. Hem konu anlatıyoruz hem soruları çözüyoruz. Bir anda hepsini bitireceğiz inşallah. Geldik buraya. Tarihi mekan, tarihi eser ve doğal varlık arasındaki e, farkları bir görelim. Şimdi bir şey mesela diyelim bir tane tarihi eser gibi bir şey bulalım şuradan bir dakika. Mesela diyelim ki şu bir heykel olsun tamam mı? Karagöz heykel olsun Tonguç. Tamam bunu buraya getirdim. Şimdi bu insanlar tarafından mı yapılmış? Evet. Tamam. O zaman bu taşınabilir mi? Bu taşınabilir küçük bir heykel olsun. Evet. O zaman bu tarihi nesne oluyor. Ama bak şimdi. Diyelim ki şöyle örnek verelim mesela. Ee, Antalya'daki Düden Şelalesi. Düden Şelalesi insanlar tarafından mı yapılmış? Hayır. O zaman bu doğal güzellik oluyor. Ya da Ayasofya Camii düşünelim. Ayasofya Camii insanlar tarafından yapılmış. Evet. Ayasofya Camii'ni taşıyabilir miyiz? Hayır. Tek bir yapımı evet. O zaman tarihi eser oluyor. Demek ki Ayasofya Camii tarihi bir eser. Niye? İnsanlar tarafından yapılmış. Taşınamaz. Camiyi alıp taşıyamazsın ve tek bir yapı. O yüzden tarihi eser oluyor. Eğer mesela Süleymaniye Külliyesi gibi olsaydı içerisinde bir sürü hastane, işte medrese yani okul, cami, işte şadırvan bir sürü şey olsa tek bir yapı olmasa yani tek bir bina olmasa o zaman da tarihi mekan oluyor. O zaman olay çok basit. İnsanlar tarafından yapılmamışsa doğal güzellik. İnsanlar tarafından yapıldıysa tarihi nesne, tarihi eser ya da tarihi mekan. Eğer elinde taşıyabiliyorsan tarihi nesne. Mesela Hazreti Ali'nin kılıcı Topkapı Sarayı'nın Hazreti Ali'nin kılıcını alıp taşıyabilirsin. Zülfikar mesela. Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar şöyle gerçekten. Şu çok karizmatik bir kılıcı var Hazreti Ali'nin. Onu taşıyabilirsin dedi. Yani. yani biz taşıyamayız. Yani çok büyük, çok ağır ama Hazreti Ali çok büyük bir insanmış. Eski insanlar böyle en az iki buçuk, üç metre. Onlar rahat rahat taşıyor ama biz taşıyamayız ama sonuçta taşınabilir en azından. Ama Ayasofya Camii'ni hiç taşıyamayız. O yüzden o tarihi nesne. Ya da Hazreti Muhammed'in hırkası mesela, hırkayı şerif. O da taşınabilir mesela, o tarihi nesne. Ama e, taşıyamadığımız Ayasofya Camii tarihi bir eser. Eğer büyük bir mekan olursa tarihi mekan olur. Geldik kültürel zenginliklerimize. Bayramlarımız dini bayramlarımız var. Dini bayramlarımız nelerdir Tonguç'um? Ramazan bayramı, kurban bayramı. Harikasın, mükemmelsin. Milli bayramlarımız işte 29 Ekim, işte başka ne var? 23 Nisan, 19 Mayıs gibi milli bayramlarımız var. Yemeklerimize baktığımızda hamsili pilav Trabzon'a ait, mantı Kayseri'ye ait, kebap Adana'ya ait, baklava Gaziantep'e ait, Hatay'a ait künefe var. Mesela İstanbul'a ait ne var? Pizza hocam. Hayır evladım pizza Allah'ım yarabbim. Pizza İtalya'ya ait. Pizza ait, ait bir şey değil. Pizza bizim kültürel bir yemeğimiz değil. Gerçekten İstanbul'un kendine ait bir yemeği olmayınca sen de tabii pizza diye bir şey salladın. Sıkıntı yok. Şimdi halk oyunlarımıza baktığımızda Zeybek oyunu Aydın'a ait. Horon, Trabzon, Çaydaçıra, Elazığ, Hora, Edirne, Halay, Bitlis'e Doğu illeri, Firdayda, Misket, Ankara. Erik Dalı kimin hocam? Erik Dalı halk oyunlarına girmiyor. Erik bir müzik şarkının adı yani. Erik hep oynuyoruz yani düğünlerimizde. Belki de o oyun çeşitleri ben tam bilmiyorum ama Erik Dalı çok sevdiğimiz düğünlerde mutlaka kesinlikle çalınmazsa düğünün iptal olduğu bir şarkımız onu biliyorum. Ama halk oyunlarımız arasında Erik Dalı yok. Sakın sana Erik yazma. El sanatlarımıza baktığımızda halıcılık, kilimcilik, çinicilik mesela Kütahya'dan, ahşap ve bakır işlemeciliği, taş oymacılığı da çok çok değerli. Şimdi o zaman konu anlatımımız bitti. Zaten bu ilk konuyla alakalı ilk üniteyle alakalı soruları çözmüştük. Şurada iki tane sorumuz kaldı. Onlara da bakalım. Toros dağları'ndan başlayıp Basra Körfezi'ne kadar uzanan Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya adı verilir. Doğru mu Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın, mükemmelsin. Devam ediyoruz. Doğada insan ile değmeden oluşan, gezilip görülecek eşsiz güzellikteki yerlere de doğal güzellik diyoruz. Bu da doğru. Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihi nesne denir demiş. Hayır. Tarihi nesne taşınabiliyordu. Bu tarihi mekan olacaktı. Burada yanlış yapmış arkadaşlar. Şimdi bu soruyu yapmıştık. Olayların meydana gelmesi birçok neden etkili olabiliyordu. Bu soruyu yapmıştık. Hak ve sorumlulukları söylemiştik. Haklarımız sahip olduğumuz haklardı. Sorumluluklarımız ise adeta ödevlerimiz gibiydi. Yani görevlerimiz gibiydi. Mesela askere gitmek, işte ödevlerimizi yapmak, vergi vermek gibi. Ayrım yapılmıyorsa eşitlik demiştik. Bu soruyu da yapmıştık. Burayı zaten az önce yaptık. Buraya da geçiyorum. Çok güzel. Gerçekten sorularımız bitti. Neredeyse bir tane sorumuz kaldı diyebiliriz. Heh, hemen şunu yapalım. Aşağıdaki soruları maddeler halinde cevaplayınız demiş. Ülkemizdeki doğal varlıklara üç örnek veriniz demiş. Ben hemen söylüyorum. Mesela Ürgüp'teki peri bacaları Gerçekten çok güzel. Veyahut da Antalya'daki. Buraya herkes istediğini yazabilir bu arada. Bu soruda birden fazla farklı cevap olabilir. Manavgat şelalesi ee, veyahut da Ayder Yaylası mesela. Türkiye'nin cennet ülkemizin birçok doğal güzelliği var. Sen mesela bir tane söyle. Düden şelalesi. Aynen Düden şelalesi mesela Antalya'daki o da yine doğal varlık. Az önce benim söylediklerimden bir tanesi. Ülkemizdeki tarihi mekanlara üç örnek veriyoruz. Yani tek bir binadan olmayacak. Mesela Topkapı Sarayı sarayda sadece bir tane bina yok. Birden fazla bir sürü şey var. O yüzden bu bir mekan. Ya da Efes Antik Kenti mesela. Selçuk'ta Efes Antik Kenti tarihi bir mekan. Ya da Nemrut Harabeleri. Nemrut harabeleri yine tarihi bir mekan. Bunları yazabilirsin Tonguç'um. Şimdi geldik başka bir soruya. Son sorumuz artık bu. Bu arada son sorumuza geçmeden önce şunu da söyleyelim. Yazıl notlarımızdan mutlaka güzel güzel çalışıyoruz ve ne yapıyoruz Tonguç'um? Dinamo Sosyal Soru Bankamızdaki bütün bu yazılı sorularını güzel güzel çözüyoruz. Bak bayramlarımız, halk oyunlarımız, işte Anadolu'daki uygarlıklar, Sümerler, Asurlar, Babilerler alakalı süper alıştırmalarımız var. Bunları ve bu testleri çözüp takıldığın soruları da kare kodlardan okursan harika bir sonuç alırsın. Şimdi devam edelim. Kültür bir toplumda nesilden nesile aktarılan ve yaşatılan gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür. Ülkemiz yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Kültür ülkeden ülkeye değişebileceği gibi bir ülke içinde bölgeden bölgeye hatta yöreden yörede değişebilir diyor. Doğru. Buna göre yemeklerimiz, şive, halk oyunları... Ögelerinden hangileri bölgeler arasında farklılık gösterir diyor. Gerçekten zor bir soru. Şimdi bölgeler arasında yemeklerimiz değişir. Dolayısıyla bir var. Şivelerimiz de değişir. Esasında ağızlarımız değişir. Yani şive biraz daha uzaklarda ama şive ağız farklılıkları oluşur. Halk oyunları da değişir. Karadeniz'de horon teperiz. Ege'de e, zeybek oynarız. Dolayısıyla bunların hepsi değişir. Cevabımız denizli seçeneği diyoruz. Hadi bakalım. Hepinize yazılda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Gerçekten inşallah hepiniz sınavda 100 alırsınız diyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.